Sevgili dinleyenler, 2019 albümünden birbirinden güzel eserler, birbirinden çok anlamlı sözler. Mesut Döner'in yeni albümü çıktı ve bugün sizlere özellikle onu tanıtmaya çalıştık ve sanatçımızla şimdi hattımızda albümü ve kendisini konuşacağız. Mesut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlı programlar. Teşekkürler, iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam, sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, sağ olun, bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Eserlerinizle bugün biraz daha iyi olduk. Sağ olun hocam. Tüm dinleyicilerimize de selamlar, hürmetler diliyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Dinleyicilerimizin de sizlere selamları var. Şu anda gönderen vardır, birkaç dinleyicimiz de göndermişti. Ve aleyküm selam hocam. Evet, birbirinden güzel bir albüm. Öncelikle tebrik ediyorum. Sesiniz, yorumunuz çok güzel. Sözleri çok anlamlı. Müzik de çok güzel. Bu albümden dolayı tebrik ediyoruz sizleri. Emeği geçen herkesi tabii. Yeni albümler arasında bizler de dikkatimizi çekti. Ve çok beğendik. Sizlerle de yaptığımız iletişimle de bu albümü hem tanıtmak. Allah razı olsun hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. O güzel sözleriniz için. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Evet, bu albümle ilgili öncelikle sözler çok dikkatimi çekti. Mesela Bir Zamanlar eseri, az önce dinleyeceğimizin bir de üzerinde durdu. Maalesef son zamanlarda özellikle aile konusunda bir yıpranma var. Ve birçok kardeşimiz de buna dikkat çekiyor. Hatta kurumlar da buna dikkat çekiyor, duyarlı kurumlar. Eskisi gibi kardeşlik yok, muhabbet yok. İnsanlar birbirine selam vermekten çekiniyorlar. Siz de Bir Zamanlar diye bir eser oluşturmuşsunuz. Mesela ilk eser dikkatimi çekti. Bunu özellikle sormak istiyorum. Bu söz ve beste de size ait. Tebrik ediyoruz bu anlamda. Ne söyleyeceksiniz? Hocam, şimdi hamdolsun Rabbime 7 eserden oluşuyor albümümüz. Evet. 6 tane eseri hamdolsun kendi çalışmamız. Söz bestesi bizlere ait. Bir Kadir Mevlam isimli eserimiz var. O da çok değerli Feridun Eroğlu abime ait bir eser. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Eserleri oluştururken hocam özellikle şuna dikkat ettik. Yani insanlara bir mesaj verelim. Öyle anlaşılır olsun. İnsanları şuurlandırsın. Biraz da gençlere yönelik olmasını düşünerek eserleri oluşturmaya işte çalıştık. Hamdolsun özellikle birinci eserde ilk bölümde dinleyicilerimiz belki dikkat etmiştir. Eski zamanla ilgili bir takım bilgiler vermeye çalıştık. İkinci kıtada da nakaratta özellikle o döneme ait özlem vurgusu. İkinci kıtada da özellikle bir öz eleştiri. Daha sonra finalinde de bir takım mesajlar vermeye çalıştık. Hamdolsun güzel bir eser oluştu. Daha sonra da sırasıyla görebilsem eseri Yüce Muhammed ve albümün ismini taşıyan Allah Yeter isimli eser. Beşinci sırada Ümmetin Derdi, Kadir Mevlam ve son olarak da Sensiz eseriyle albümü tamamladık. İkinci eserde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir özlem duygusunu yansıtmaya çalıştık. Ve üçüncü eserde de Yüce Muhammed isimli eserde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özellikle ona özlemi ve onsuz yaşayamayacağımızı biraz da böyle öz eleştiriyle oluşturmaya çalıştık. Dördüncü eserde zaten Allah Yeter isimli eseri, albümün ismini taşıyan eser. Ona klip de çekmek nasip oldu. O eserde Rabbimize olan güveni, tevekkülü aşılamaya çalıştık. Beşinci eserde yine Ümmetin Derdi eserinde de yine biraz öz eleştiriyle artık bir Efendimizin hadisi şerifi üzerinden Ümmetin Derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisi üzerinden yola çıkmaya çalıştık. Yani bir takım mesajlar vermeye çalıştık. Daha sonra da özellikle son eserde, Sensiz eserinde de, onda da hadis inkarcılarının aslında bizim içimizde oluşturduğu duyguları ayetler ışığında yansıtmaya çalıştık. Sözlerine dikkat ederseniz, dinleyicilerimiz de dikkat ederse, özellikle ilk kıtada
ayetler ışığında bir takım mesajlar vermeye çalıştık. Hamdolsun güzel bir albüm oldu. Tabii daha sonra kıymetli Mehmet Diker hocamın da aranjörlüğünde müzikal çalışmasını bitirdik. Ve bu şekilde bir albüm oluştu. Evet. Çok güzel, sizler de güzelce ifade ettiniz. Ben de dikkatimi çekmişti eser sözleri. Tebrik ediyoruz. Özellikle son zamanlarda yaşanan bu olumsuzluklara dikkat çekmeniz. Bizlerin üzerimizde sorumluluklarımız var. Ümmetin sıkıntıları derdi varken bizlerin bir şeyler yapmamız gerektiğini bilincindeyiz. Yoksa kıyamet günü bize de sorulacak, biliyorsunuz. Bir kardeşimizin ayağına diken batarken bizleri hissetmezsek ve bir şeyler yapmazsak. Bu anlamda biz Beyzade FM olarak bu anlamda yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Sizin de elinizden bu geldi ve görevinizi yaptığınıza inanıyorum ben. Estağfurullah, Allah razı olsun. Çorbada bir nebze tuzumuz olduysa ne mutlu bize hamdolsun. Evet. Allah Yeter albümün ismi. Eser de çok anlamlı. Özellikle bizlerin de dinleyicilerimizin birçoğu da uzaklarda birbirlerini özleyenlerin ve birçok derdi olan kardeşlerimizin mesajlarıyla süslediği istek programımızda onlar için de hem Arapçası Hasbunallah ve Nimel Vekil, Nimel Mevla ve Nimel Nasir diyerek Allah Yeter sözü çok anlamlıydı. Biz de zaman zaman bazı spotlarımızla da istek programını süslerken sizin bu eseriniz de çok dikkat çekici. Allah'la beraber olduktan sonra da İbn-i Teymiye'nin daha sözü geldi aklıma. Düşmanları sana ne yapabilir ki, sen yeter ki Allah'a kendine vekil kıl. Öldürülmen şehadet olur. Sürgün edilmen hicret olur. Bu anlamda da güzel bir eser olmuş. Buna klip yaptınız. Evet hocam, bu esere klip yapmıştık. Bir süre önce yayınlandı sosyal medyada. İnşallah Bir Zamanlar isimli eserine de bir klip çektik. O da çok yakın bir tarihte inşallah sosyal medyada yayında olacak. İnşallah, ben de onu soracaktım. Allah Yeter klibini izledik. Çok güzeldi. Dinleyicilerimize de bu arada tavsiye ediyoruz. Siz de ifade edebilirsiniz size ulaşabilmeleri için. Grup 1453 diye ayrı sayfanız var. Bir de Mesut Döner diye aratırlarsa sosyal medya hesaplarından size ulaşabilirler, klipleri izleyebilirler. Evet hocam, evet, hatırlattığınız iyi oldu, teşekkür ediyorum. Grup 1453 adında bir ilahi grubumuz var. Dinleyicilerimiz oradan bizlere ulaşabilirler inşallah. Grup ismi de çok anlamlı. 1453 Fatih Sultan. Grup isminde de bir mesaj vermek istedik. Çok güzel. Yani altı boş olmasın istedik yani. Evet. Altı dolu olsun istedik. Hı-hı. Yani öyle bir isim oluştu, hamdolsun. Eyvallah. Bizler de sürekli böyle güzel işler yapan derneklerimiz, kuruluşlarımız kim olursa olsun radyomuzda yer veriyoruz. Ve aklıma Anadolu Gençlik Derneği geldi. Onlar da genellikle İstanbul Fethi ile ilgili çalışmaları var. Ve ben de evladıma Fatih Han ismi koydum 1453'ten dolayı. Sizin de bu eser, bu grubunuz da çok dikkat çekici. Sizden biraz bahsedelim yavaş yavaş sizi uğurlamadan önce. Siz Danimarka'da mı yaşıyorsunuz? Çünkü şöyle bir baktığınızda Almanya ile ilgili bazı çalışmalarınızı da gördüm. Evet, Danimarka doğumluyum. Fakat bir yaklaşık 3-4 yılım Türkiye'de geçti. Ortaokul döneminde Türkiye'ye gelmiştik ailece. Tekrar dönüş yaptık. Eğitimimi aslında bilgisayar üzerinde gerçekleştirdim. Bir takım müzik kurslarına katıldım hocam. Daha sonra son 2 yıldır bir özel ilköğretim okulunda çalışmaya başladım. Müzik derslerine giriyorum. Yaklaşık 5-6 yıldır da ilahi grubu olarak, aktif olarak programlara, konserlere katılıyoruz. Özellikle Avrupa bölgesinde. Yani Danimarka'da, Almanya'da ve bu çevrede. Evet. İnşallah Türkiye'ye de böyle yavaş yavaş geliriz diye düşünüyorum. İnşallah, biz de umut ediyoruz. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman eserler kaliteli, ses güzel. Mikrofona da çok yakışıyorsunuz. Kliplerde çok güzel vuruyorsunuz. Hem klip de çok güzel. Bu inşallah biz de sizin gibi böyle değerli sanatçılarımızın bu anla bu yolda, yani Allah yolunda İslami eserler, milli manevi anlamda çalışmalar yapıp ilerlemesi bu genç yaşta çok önemli.
Umarız böyle devam edersiniz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. O güzel sözlerinizden dolayı. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Varsa son mesajınız dinleyicilerimize paylaşmak istediğiniz alalım. Evet, ben bütün dinleyicilerimize selamlar, hürmetler iletmek istiyorum. Sizlere de hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah. Zaman zaman takip etmeye çalışıyoruz. Yurt dışında olmamız sebebiyle sürekli dinleyemiyoruz ama mümkün olduğunca internet üzerinden takip etmeye çalışıyoruz. Sizlere de hayırlı programlar diliyorum hocam. Değer verip konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Siz Türkiye'ye geldiğiniz zaman yani akrabalar nerede, hangi ile geliyorsunuz? Hocam ben 3-4 yıl Konya'da kaldım. Konyalıyız aslında. Yalnız Kayseri'de, Sivas'ta, değişik bölgelerde akrabalarımız var. Yani çeşitli yerlere gidiyoruz. Yani nadir de olsa zaman zaman birkaç programa katılmıştık Türkiye'de de. Ama dediğim gibi Konya ağırlıklı, Kayseri ağırlıklı oluyor hocam. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu açık eylesin. İnşallah yeni eserlerle, yeni albümlerle, yeni kliplerle sizleri takip edeceğiz. Sizler de bize ulaştırırsanız bunları dinleyicilerimize tanıtmış olalım. Bundan sonra da inşallah eserlerinizi dinleyicilerimiz bugün tanıttık. İstek saatinde isterler ve bizler de yayınlarız. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet sevgili dinleyenler, sanatçımız Mesut Döner'le bu şekilde muhabbetimiz gerçekleşti. Birbirinden güzel eserler, albümler, işte onlardan biri. Bir zaman bu eseri klip çekeceğini ifade etti. Bir zamanlar kardeşlikler, muhabbetler başkaydı. Beyzade FM iPhone, iPad ve beyzadefm.com.tr web sitesi üzerinden dünyanın her yerinde yayında. Radyonuz açık olsun. Beyzade FM, ailenizin radyosu.